Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki denemelere ağırlık vereceğimi söylemiştim. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız yeni denememize başlıyoruz. Yeni sorularımıza bakalım. İlk sorumuz İslam Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Şöyle yapalım. İslam Öncesi döneminde kurulan Türk Devletleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Devletlerin özelliklerini bilelim. Şimdi A baktığımızda Asya onları Orta Asya'da bilinen en eski teşkilatlı Türk devletidir. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten teşkilatlanmayı başlatan devlet olarak da bilinir. En önemli hükümdarları Metehan'dır biliyorsunuz ki. Tamamdır. Hazarlar Maniheizm inancını kabul ederek yerleşik hayata geçmişlerdir. Şunu bir bırakalım. Birazdan açıklamayı yapacağım. İskitler milattan önceki tarihlerde Karadeniz'in kuzeyinden başlayarak Kafkaslara kadar uzanan topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Bilinen ilk Türk topluluğudur ve en önemli hükümdarları Tomris Hatun'dur. Tamam. Köktürkler tarihte Türk adını siyasi bir isim olarak kullanan ilk Türk devletidir. Doğrudur bu Minkan kardeşiyle birlikte devlet yönetiyordu biliyorsunuz ki. Uygurlar kendilerine özgü bir alfabe oluşturmuşlardır. 18 harften oluşmaktadır değerli arkadaşlarım. Şimdi kına baktığımızda Hazarlar Mani dinini değil Buseviri'yi benimsemişlerdir. Değerli arkadaşlarım Mani dinini benimseyen Uygurlardır. O yüzden buradaki cevabımız Beşkın'dır. Yanlış bilgi. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir? Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları. Bırakalım. Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruluyordu değil mi? Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra kurulmaları. Doğrudur. Anadolu'nun bayındır hale getirilmesinde etkili olmaları. Bayındır ne demek? Kalkındırma demektir. Zaten bunlar e, birden fazla işi beraberinde yürütüyorlardı. Tamam. Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet'i yaymaya çalışmışlardır. Zaten Türkistan tarihi Talas Savaşı'ndan sonra başlamıştı. Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri ve Anadolu'yu Türkleştirmeye çalışmaları diğer önemli bir etkendir. Sevgili arkadaşlarım, beylikler Büyük Selçuklu tarafından değil Türkiye Selçuklu tarafından yıkıldı. Örnek verecek olursak eğer örneğin Mengücekler Alaaddin Keykubat tarafından yıkıldı. Ya da Danış Metiler 2. tarafından. Cevabımız aşıklıdır. Devam ediyoruz. Şöyle sorumuz. Türkistan devletlerinde fiyatları, ölçü tartı aletlerini ve satılan malların kalitesini kontrol eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? Burada zabıtayı arayacağız. Günümüz zabıta muhtesiptir değerli arkadaşlarım. Kadı yargı işlerine bakar. Hukukla ilgili Kadol Kutat baş kadı olarak bilinir. Hacip yazışmaları inceler, düzenler, müderris günümüz öğretmen anlamı taşır. Buradaki cevabımız muhtesiptir. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin şöyle yakınlaştıralım. Hangisinin sonucunda Edirne'nin fethi gerçekleşmiş ve Bizans'ın Balkan devletleriyle olan kara bağlantısı kesilmiştir. Bu savaş bu savaşta Bulgar ve Bizans ittifakı yenilgiye uğratılıyor. Hangi savaştan bahsediyorum? Saldı deri değerli arkadaşlarım. Ankara Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında gerçekleşen bir savaş olup Yıldırım Beyazıt'ın mağlubiyetiyle sonuçlanmış ve Osmanlı devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Varna Savaştan önce 2. Murat tahtını gönüllü olarak terk etmişti ve bu savaşta tekrardan geri gelip paçları bozguna uğratmıştır. Maltepe Orhan Bey döneminde Bizans'a yapılan bir savaştır. 1. Kosova Haçlarla yapılan büyük meydan savaşı olup 1. Murat savaş sırasında şehit düşmüştür. Buradaki cevabımız Sazlıdere olacaktır. Devam ediyoruz. Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tarihimiz 1402. Bir tarafta Yıldırım Beyazıt, diğer tarafta Timur. Savaştan sonra fasılay saltanat dediğimiz olay yaşandı. Yani tat boşluğu yaşandı. Biz buna fetret devri diyoruz. Doğrudur. Osmanlı devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Çelebi Mehmet dağılmaktan kurtaracaktı. Balkanlardaki fetihler kesintiye uğradı ama oradaki halk ses çıkarmadı. Çünkü Osmanlı istimalet politikasını izliyordu. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti değerli arkadaşlarım. Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınmasıyla alakalı bir durum söz konusu olmamıştır. Cevabımız E şıkkı. Dönemin en iyi sadrazamlarından biri. Sokullu Mehmet. Aşağıdakilerden hangisi Sokullu Mehmet Paşa dönemine ait gelişmelerden biri değildir. Don Volga ve Süveyş kanalı en önemli projeleridir. Kıbrıs adasının fethedilmesi 2. Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlığında alındı. Yine Bahtı Deli Savaşı'nda Osmanlı donanmasının büyük oranda imha edilmesi doğrudur değerli arkadaşlarım. Yakılıyor biliyorsunuz ki Cezayir'in Osmanlı'ya katılmasını bırakalım. Badilsel Savaşı'nda Portekizlerin yeni diye uğratılması yine Sokullu Mehmet Paşa dönemidir. Sokullu Kanuni 2. Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapmıştır değerli arkadaşlarım. Ancak Cezayir'in Osmanlı'ya katılması Barbaros dönemine tekabül etmektedir. Dönemin en önemli donanma komutanı. Yani cevabımız değişik olacaktır. 1538 yılı. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Bu durumun neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldaki ekonomik sıkıntılar halktan alınan vergilerle giderilmeye çalışıldı. Halktan ağır vergiler alındıktan sonra bizleri hangi isyan bekledi? Tabii ki Celali isyanları bekledi değil mi? Celali isyanlarının sonuçlarını biliyor muyuz? A şıkkı tımar sistemi bozuldu. Avrupalı devletlerden dış borç şunu bırakalım. Köyden şehre göçler arttı. Çünkü köylüler artık vergileri ödeyemiyordu. Halkın tarım yerine farklı uğraş alanlarına yönelmesi tımar sisteminden dolayı Tamamdır. Köylünün toprağı terk etmesi çift bozana tabi tutulmasından dolayıydı. Ancak dış borç 19. yüzyılda padişah Abdülmecit döneminde İngiltere'den alınacaktı. 17. yüzyılda değil. Devam edelim. Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin 2. Beyazıt döneminde meydana geldiği söylenebilir. 2. Beyazıt dönemi kısa bir dönemdir. Ama önemli gelişmeler yaşandı. Cem Sultan kardeşiyle yaşadığı tas kavgası. iç sorun iken dış sorun haline dönüştü. Baba İshak Türk tarihinin ilk Dinin indirttiği isyanı olup Türkiye Selçuklu tarihinde görülen bir isyandır. Bunu eledik. Şahkulu isyanı Şah İsmail tarafından kışkırtılan isyandır. Bu isyan da zorla bastırılmıştır. Çünkü Yavuz Sultan Selim bakın şöyle bir durum vardı. Yavuz Sultan Selim babasını uyarmasına rağmen babası onu hiçbir şekilde takmıyordu. Zaten Şahkulu isyanından sonra Beyazıt'ı tahttan indirecekti. Buradaki cevabımız 1 -3'tir. Devam edelim. Yukarıda anlatılan Çınar olayı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? 1656 yılında Yeniçeriler tarafından çıkarılan isyan sonucu Vahide Küsel Sultan ve Ocak Ağaları öldürülmüştür. Ölüme mahkum edilen kişiler isyancılar tarafından, tarafından büyük bir çınar ağacı dallarına asılmalarından dolayı bu olaya tarihte çınar vakası denilmiştir. Yani vakayı vakvakiye değil mi? Buradaki cevabımız tabii ki 4. Mehmet'tir. Böyle bir durum bize neyi gösteriyor? padişahın yetkilerinin kısıtlandığını gösteriyor. Yani padişah artık Yeniçeriler üzerinde denetimi sağlayamıyordu. Ama 4. Murat öyle miydi? Tabii ki hayır. 2. Mahmut döneminde vakay hayriye yaşandı. Yani Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 3. Murat döneminde e, Taküydü Mehmet İstanbul'da rasathane açtı. Abdülhamit, iki tane Abdülhamit'imiz var. Birinci Abdülhamit, Cülüs Bahçeli'ni kaldırdı. İkinci Abdülhamit döneminde ise meşrutiyet ilan edildi. İkinci Mehmet, Fatih. En sevdiğim padişah. Hocası, akıl hocası Akşemsettin'dir. Fatih ile alakalı daha fazla bilgiler diğer videolarda vereceğim. Cevabımız D şıkkı. Adam İstanbul'u almayı daha 12 yaşındayken başlatmış ya. Kızıl Elma idealini gerçekleştirmek istiyordu. Neyse diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Lale devri statları arasında yer almaz. Bu sene bekliyorum lale devrini. Çiçek açısı geliştirildi. Daimi elçilik mi? Hayır bunu bir bırakalım. Siva, sivil mimari örnekler. Köşk, saray, park. İtfaiye örgütü verilen isim neydi? Tulumbacılar Hoca'ydı. Avrupa'dan matbaa ilk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'dır. Ancak daimi elçilikler Lale devrinde değil 3. Selim döneminde açılmıştır. İlk daimi elçimiz Yusuf Aga Efendi'dir. Nerede açılmıştır? Londra'da. Devam ediyoruz. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında kanuni esasının ilan edilmesiyle yapılan seçimlerden sonra Mebusan Meclisi açılmıştır. Halk yönetime katıldı mı? Katıldı. Meclis olur. Meşruti yönetime geçildi mi? Geçildi. Osmanlıcılık düşüncesi zaten onun içinde. Ne demekti Osmanlıcılık? Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında toplamaktı. Demokratik gelişmeler yaşanmıştır. Meclis bunu bize veriyor. Teokratik düzenin sona erdi. Teokratik ne demek? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. Yani feri kaldırıldı mı? Cevabımız ya Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda halktan alınan Vergi hangisidir? Biz buna imdad-ı seferiye diyoruz. Cevabımız burada avarıstır. Çift bozan bir nevi ceza vergisi olarak da bilinir. Köylüler toprağını terk ederse sebepsiz yere çift bozan vergisine tabi tutulurlardı. Adet yağınan küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Öşür. Öşür. Müslümanlardan alınan ürün vergisiydi değil mi? Mücerret galiba devlet bizden dağılacak. De Bekarlardan alınan vergidir. Cevabımız aşıkkı. Aman aman. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. İnklap. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmelerinden hangilerine iddia ve terakki cemiyeti yanlıları öncülük etmiştir? Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesi doğrudur. İddia ve terakki 31 Mart ayaklanmasının başlaması diyor. Bakın 31 Mart ayaklanması irticai kesim tarafından çıkarıldı. Bu isyanı bastıran iddia ve terakidir. Onlar başlatmadı. Baba Ali baskını ile zaten yönetimi ele geçirmişlerdir. Cevabımız 1 3'tür. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Erzurum kongresinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir karar alınmamıştır. Mandevi imayı ilk kez reddediliyor. Doğrudur. Kesin olarak Sivas temsil kurulu kuruluyor. 9 kişiden başkanlığını Mustafa Kemal yapıyor. Kuvay Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Mebuslar Meclisi'nin açılması yönünde karar veriliyor. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması Erzurum'da değil, Misak-ı geçmektedir değerli arkadaşlarım. Yani belgede geçiyor. Cevabımız yaşık. Devam edelim diğer sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır. Derslerimde de her zaman bu cemiyetleri ayırırım. Örneğin azınlıkların kurduğu cemiyetler, milli varlığa düşman cemiyetler ve milli cemiyetler adı altında. O yüzden siz de böyle yapın cemiyetleri bilin. Hürriyet ve itilaf, ittihat ve terakiye karşı kuruldu. Milli varlığa düşman cemiyet. Teali İslam, hilafet yanlıları, milli varlığa düşman cemiyet. Trakya Paşa bırakalım. Sulh ve selameti Osmaniye milli varlığa düşman Saltanat yanları İngiliz muhipleri İngiltere'nin himayesini istiyorlardı. Milli varlığa düşmancır ancak Trakya Paşa eli milli varlığa yararlı cemiyettir. Devam edelim. Diğer sorum şu şekilde. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Temsilciler Kurulu'nun kurulması, milli mücadelenin gerekçesinin açıklanması, Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması. Gerekçe neydi gerekçe? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Nerede geçiyordu? 22 Haziran 1919 değil mi? Yani Amasya Tamimi. Protokol görüşmedir değerli arkadaşlarım. Sivas Kongresi'nden sonra Ali Rıza Paşa hükümetiyle Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Komutanlar toplantısı Sivas'tan sonraydı biliyorsunuz ki Sivas Kongresi ile damat Ferit istifa etmişti. Çünkü haberleşme kesilmişti. Temsil heyetinin ilk başarısıydı zaten. Devam edelim isyanlardan bahsedelim birazdan. TBMM'ye karşı çıkan aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi özellikle düzenli ordunun kurulmasına tepkidir? İki kişi var. Biri Demirci Mehmet, biri Çerkez Etem. Çopur Musa Afyon'da çıkan bir isyandır. Kışkırtma sonucu çıktı. Şehirse Bayburt'ta çıktı. Kışkırtma sonucu değerli arkadaşlarım. Delibaş Mehmet Konya Bozkır'da çıktı. Kışkırtma sonucu. Cemil Çeto Batman'da çıktı. Kışkırtma sonucu. Ancak Demirci Mehmet düzenli ordu kurulduğu için isyan ediyor. Devam edelim. Aşağıdaki geçmelerden hangisine Mustafa Kemal ve Rauf Orbay, Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan'ın delegelikten çekilmesiyle katılabilmiştir? Güzel soru. Gerçekten harika soru. Buradaki cevabımız ne olacaktır? Tabii ki Erzurum olacaktır. Görüşmelerden bahsettik. Temsil heyeti tanındı. Sivas'ta Mandevi İmai kesin olarak reddedildi. Afyon Kongresi Mustafa Kemal'in katıldığı kongredir. Unutmuyoruz. Pozantı Mustafa Kemal'in katıldığı son kongredir. Kilikyalılar çağırıyordu. Buradaki cevabımız Erzurum. Eminim ki çoğu arkadaşım burada düşecektir. Düşerlerse haber versinler. Sarılalım. Onları teselli ederim. Halifeliğin kaldırılması anlayışlarından hangilerinin bir gereğidir? Layık devlet zaten doğrudur. Ulus devleti eleyelim mi? Elemeyeceğiz. Aldık ümmetçiliği eledik. Yalnız bir yaptınız değil mi? Ah canlarım ah. Sevgili arkadaşlarım şunu unutmayın. Halifelik kaldırıldıktan sonra hem ulusal egemenlik hem de milli birlik ve beraberlik güçlenmiştir. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 2'dir. Dikkat ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Şifremiz neydi? Kararda değil mi? Kazım Karabekir, başkurucu. Ali Fuat, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı. Rauf Orbay, Felaha Vatan Grubu'nun başkanı. Adnan Vadvar, ilk Sağlık Bakanımız olarak bilinir. Refet Bele. Yine önemli bir kişi değil mi? Şimdi bakalım. Rauf Orbay. Aldık. Ali Fuat'ı aldık. Kazım Kalebekir'i aldık. Refet Bele'yi aldık. Celal Bayar. Atatürk döneminin son başbakanıdır. reşad Sani. Galip Hoca. Devam edelim diğer sorumuza. Atatürk döneminde karşılaşılan gibi dış politika sorunlarından hangileri Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmıştır? Boğazlar Montreux boğazlar Sözleşmesi ile çözüme kavuştu Türkiye'nin lehine. O yüzden bunu eledik. Musul'u bırakalım. Yabancı okullar çözülen ilk konudur değerli arkadaşlarım Türkiye'nin lehine. Ancak Musul Ankara Antlaşması ile İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakılmıştır. Cevabımız yalnız iki olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz. 3 Haziran 1933 tarihinde 20 milyon sermaye ile kurulan genel bankacılık işlemlerinin yanında özel sanayi kuruluşlarındaki devlet hisselerini yöneten yeni sanayi kuruluşları için projeler hazırlayan ya da kredi sağlayan banka aşağıdakilerden hangisidir? Tarihten yola çıkarak cevabı yapabilirsiniz. Tabii ki buradaki cevabımız Sümer Bank'tır. Umarım eti de düşmediniz. Eti 1935'tir. Halk Bankası yine Mustafa Kemal döneminde açıldı. Sanayi ve Maden Osmanlı'dan kalan bankaydı. İş Bankası'nın ilk müdürü Celal Bayar'dır. Özel banka cevabımız Sümer Bank. Bankalara dikkat. Atatürk döneminde kurulan bankalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Merkez Bankası, Türk parasının değerini koruma. İş Bankası, İlk Özel Banka, Sanayi ve Maden, Osmanlı'dan kalan banka. Süperbank az önce söyledik. Ancak Vakıf Bank, De bomba. De bomba. yine dilimiz tot oldu. Demokrat Parti dönemi değerli arkadaşlarım. Yapı Kredi ve Akbank İsmet Günönü. Vakıf Bank, Demokrat Parti. Emlak ve Eytam, tabii ki Mustafa Kemal. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik bunalımının dünyadaki sonuçlarından biri değildir. İşsizlik arttı. insanlar ruh sağlıklarını kaybettiler. Para değeri istikrisik istik, e istik. replay istikrarsızlaştı. Allah belanı vermeye. Birçok bankanın batması 4000'e yakın banka kapatıldı. Rusya'da Bolşevik mi? Bırakalım. Birçok insanın mal varlığını kaybetmesi diğer önemli bir etkendi. Bolşevik ihtilali 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bir durumdur. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra Türkiye'nin NATO'ya üyeliği yazılanmıştır? Yom Kippur, Arap-İsrail savaşlarına verilen isimdir. Öncelikle bunu bir eleyelim. İran-Irak savaşı 1980 ile 88 yılları arasında gerçekleşti ve iki taraf da kazanamadı. En karlı devlet Avrupa çıktı. Bozda Savaşı Mustafa Kemal diye diye aklımız orada kaldı. 20. yüzyılın sonlarına doğru çıkan bir savaştır. Dayton Antlaşması ile sona ermiştir. Rusya-Afganistan 80'de Rusya Afganistan'ı işgal ediyor. Sonraki dönemlerde çekilecektir. Buradaki cevabımız Kore'dir. Komutan kimdi? Tahsin yazıcıydı. Ne olur ne olmaz. Öyle bilgilerle çoğu arkadaşım lisansta iyi yaptı değerli arkadaşlarım. O yüzden hızlı izlemeyin. Soğuk savaş döneminde Türkiye hangilerine üye olmuştur? Balkan Paktı'na üye oldu. Rusya'nın saldıran politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya katıldı. Seato ne demekti? ABD'nin uzak doğu ya da Güneydoğu Asya projesidir. Bunu eledik. Bağdat Paktı'na Türkiye katılmıştır. Irak çekildikten sonra ismi Cento olarak değişecek ve merkez Ankara ulus olacaktır. Cevabımız 1 ile 3. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki geçmelerden hangisi sonucunda Avrupa topluluğu Avrupa Birliği adını almıştır? Helsinki nihai senedi Helsinki konferansından sonra belirlenen ilkelerdir. Barışa katkı sağlama, bağımsızlığa saygı duyma. Roma taşmasıyla ismi biliyorsunuz ki ayetli Avrupa Ekonomik Topluluğu. Maestri'yi bırakalım. Nisan Antlaşması, hayır Kopenhag Zirvesi Avrupa Birliği'ne katılmak için öngörülen kriterlerdir. O yüzden buradaki cevabımız Maestri Antlaşması olacaktır sevgili arkadaşlarım. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım sıkmadım sizi. Deneme istiyordunuz. Ben de ağırlık verdim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.